Merhaba. Dışarı çıktım. Bugün tam 4 saat aralıksız temizlik yaptım. Günlerden pazar. Pazar günleri benim temizlik günümdür genelde. Hafta içi bir kere süpürürüm. Pazar genel temizlik yaparım. Eşim de dedi ki benim karnım acıktı. Bir gel sana pizza ısmarlayalım. Ben de tamam dedim, işime geldi. Çünkü o kadar temizlik yapmıştım. Onun üzerine yemek yapmak istemedim. Şimdi oraya gidiyorum. Tramvaya kadar yürüyorum. Tramvayla evin arası bayağı var. Yani minibüste gelsem olmaz mı dedim. Olmaz, oradan geçmiyor dedi. Ben de mecbur yürüyorum. Size tramvay kartımızı göstermek istiyorum. Böyle. Öğrenci olanların daha değişik. Benimki normal, tam. Çünkü mezunum. Bu şekilde şimdi bunu basacağım ve geçeceğim. Şimdi geldim tramvaya. Hiç kimsecikler yok. Ama ne kadar bekleyeceğimi bilmiyorum. Okutma makinesi de herhalde hatalıymış. Okutmama rağmen işte başka bir yere okutunuz falan diyor. Neyse, ben okuttum yani, yapacak bir şey yok. Umarım çok beklemem. Hava çok soğuk değil ama birazcık soğuk yine de. Sen çok mu açsın? Az mı açsın? Ne yedin? Ne bileyim, çorba içtim bir tane. Vallahi. Vallahi bilmiyorum Çok aç aşkım. gibisin. Füme kaburga mı alsam ben? Hani? Füme etini seviyorum ya. Evet, pizzalarımız geldi. Ben füme etli istedim. Sen? Şarküteri. Şarküteri istedim. Burada ketçap mayonezi yok. Bu pizza lokalin kendi soslarından var. Bu ne mesela? Ya bu tatlıymış, şu acıymış. Yani ketçapa benziyor ama. Bu da acıymış. Bu da hardala benziyor ama hardal değil. Burası ne caddesi? Bilmiyor musun? Espark'a geldik. Çok güzel ışıltılı gözüküyor. Ay. Aa, benim telefonum ben kullanıyorum. Hangisi? Ericsson. Şu mu? Ericsson. Şu en soldaki. Kemal Sunal'ın kişisel eşyaları var. Bunlar filmleri. En son oynadığı filmi miydi? Propaganda, evet. Rafet Erman falan çok genç ya. Bu da filmlerinde giydiği giysileri. Fatma Değer Şaban, he. Kanlı Nigar. Nasıl? Kanlı Nigar. Şabaniye. Şabaniye. Şu da öyle. Şabaniye. Çok iyi ya. Postit. Bayağı boy varmış ama. A, babam sınıfı. Gurbetçi Şaban. Şabaniye'de kullanılmış. Kardeşler. Bunu ben hatırlamıyorum. Ne adı? Saygılar bizden. Ben de hatırlamıyorum. Şu izciydi. İzci kıyafeti. Neymiş? En fazla bir
Şabanoğlu Şaban. Aşk, bunu hangi sahnesinde giydi ya? Ben hatırlamıyorum. Ha, Şabanoğlu Şaban da sünnet oluyor. He, sünnet kıyafeti mi? Aynen. Gün buraları düzenledim. Şunlar defterlerim ve ajandalarım. Şu yeni, şu da yeni sayılır. Bu da yeni. İşte onlar siyaset falan. Şu benim ilkokuldaki kitabım. Sayfaları çok, nasıl anlatayım size? Bakın kopuk ama bu kitapta çok ağladığımı hatırlıyorum. Sayfaları eksik. Böyle kitap fotoğrafı çekerken kullanıyorum bu kitabı. Buralar hep kitapla doluydu. Yani okuma kitabıyla doluydu. Kafamı karıştırmasın diye sadece şunu, şu bölümü ve şu bölümü okuma kitabı yaptım. Buralarda ıvır zıvır küçük kitaplar var. Küçük defterler var. Böyle cep boy kitaplar var. Ay dur sen de. Şu üç tanesi notluk, böyle kare şeklinde notluk. Şu ikisi bardak atlığı. Ondan sonra şurada bilemediğim soruları yazıyorum. Testlerden koparıp kesiyorum. Buraya koyuyorum. Sonra onu bir defterime yapıştırıyorum. Şu kısım kaldı. Bu kısımda da çözdüğüm sorular ve anlamadığım sorular var. Bunları analiz yapıp bu kısmı atacağım. Şuraya da bakmadım. Şurada okuma kitabım var. Onları kolilemiştim. Yine şurada da çözdüğüm kitaplar, yani testler var. Onları da anlamadıklarımı tekrar bir deftere yazacağım. Diğerlerini de çöpe atacağım. Bir tane de size Dene Bunu'dan Aralık kutusu gelmişti. Yani yılbaşı kutusu. Onu göstereceğim. İşte burası benim çalışma masam. Burada da kitaplarım, ıvır zıvırım. Şuraları biraz daha toplayacağım. Ya böyle küçük küçük notlar yazıyorum. Bakın iletişim hakkında yazmışım. Alan notları falan. Gözlüğüm var. Hiç kullanmasam da gözlüğüm var. Şu kitap çok iyi ama çöp oldu. Selçuk Beşir Demir'in. Çöp olmasının sebebi beceri ve yöntem değişti biliyorsunuz ki sosyal bilgiler alanda. Orada da böyle bitirdiğim kaynaklar var ve defterler var küçük küçük. Burada not aldığım şeyler var. Şu kitabı da herkes ölmüştü, almıştım şunu. Ama tırt geldi. Şurayı düzenlemedim, burayı da düzenleyeceğim. Burada da işte dünya haritası var. Bakın postadan çıkmış. Ben de buldum, atacaklarmış. İşime yarardı. Küçük küçük notlar var yine. Mesela bunları çok karıştırıyorum. Küçük ünlü uyumu falan. Öğrenme psikolojisinden de bağ yöntemi. Bunları çok karıştırıyorum. O yüzden böyle yazdım. Burada da işte bir şeyler var. Orayı göstermeyeceğim. Bu Ocak takvimi. Bu da genel olarak 2019 yılının takvimi. Odam bu şekilde. Şöyle göstereyim. Burada da, burası da bir düzelecek. Kitaplarım var. KPSS kitaplarım. Aynı şekilde burada da kitaplarım var. Burası da bir düzelecek. Burasının üstü de bir düzelecek. Şöyle eşim takvim getirmiş. Şurada da bir tane takvim olacaktı. Bunu benim odama takmayı uygun gördük. Şuraya da bunu taktık. Öyle yani genel olarak. Yani şunu göstereceğim size şimdi. Ha, bu arada Pegem'in eğitim soru bankalarını aldım. Herkes çok övdü. İnşallah güzeldir. Bunlara bir yer düşünüyordum. Bunu ben bekarkenki evimden getirdim. Çok eski ama idare ediyor. Şunu açacağız şimdi sizlerle birlikte. Evet, Dene Bunu'daki kutuyu böyle yırttıktan sonra, çünkü ben bu kutuyu böyle açılan bir, şuradan tutup açılan bir kutu bekliyordum ama hiç de öyle çıkmadı. Sizinle birlikte ilk defa açıyorum. Şöyle içindekileri bir dökeyim. Başka bir şey kalmadı sanırım içinde. Bunu kenara alıyorum. Şöyle gıcırtıları susturur, nemi uzaklaştırır, temizler ve korur, paslanmış bağlantıları çözer, sıkılışmış mekanizmaları çalıştırır diyor. Parayla satılamaz demiş.
Bu ne acaba? Dakika, şurada yazar genelde ne oldu? Burada değil. Neyse, bunun ne olduğunu biraz sonra ben size göstereceğim. Simple'ın şöyle bir tane arkasında yazar. Cilt bakımı, nemlendirici, yüz temizleme jeli geldi. Simple İngiltere markası ve yeni geldi ülkemize. Sonra Persil'in şöyle size özel deneme boyu demiş. Çamaşır sıvı çamaşır deterjanı geldi. İyi kullanırım bunu. Bir de başka bu geldi. Yere bir şey düştü. Ha, Dove'un şampuanı geldi. Dove tercih ettiğim bir marka değil ama olsun, bunları kullanacağım. Yani 1, 2, 3 ve 4 tane geldi. Şimdi şunun ne olduğunu öğreneceğim ve devam ettireceğim videoyu. Bu pas sökücüymüş. Her türlü şeyde kullanılıyormuş. Bakın, bisikletlerin pasını, tekerlerinin, işte ayakkabılarınıza sakız yapıştıysa sakızın işte lekesini, ızgara temizliğinde falan kullanılıyormuş. Güzel, kullanacağım. Bu arada Starbucks'tan kurabiye aldım. Tabii biraz da yağı çıkmış. Eşim birazdan bana kahve yapacak. Ben de ona çay demleyeceğim. Son olarak Elsi'den iki tane giymek için pijama aldım. Üst, alt vardı, üst yoktu. Onu gösterip artık videoyu kapatacağım. Merhaba tekrardan. Artık gideceğim, merak etmeyin. Şimdi iki tane eşofman üstü aldım. Yeşili eşim çok beğendi. Bana çok yeşil yakıştığını söylüyor. Şunu da ben beğendim. Bayağı bol. El Sıva'dan aldım bunları. Bunları gece yatarken giyeceğim. Ben böyle bol giysiyi çok seviyorum. Özellikle evdeyken çok iyi oluyor. Bir dakika, yere düştü. Şu yeşili de eşim çok sevdi. Şöyle. Gerçekten sebeden güzel oluyor. Ben de denediğimde çok bayılmıştım. Ama bunu da almak istedim. Çünkü iki tane falan eşofmanım var üstüm. O da sürekli çıkardığımda kalmıyordu yani. Ben de bunu, iki tanesini aldım. Bu arada saçımın rengine bakın. Saçımı boyadım. Bakın şurası esas rengi. Kendim boyadım kınayla, Hint kınasıyla. Yazında inşallah sarıya boyatacağım. Şimdi sarıya boyatacaktım. Yaza akacaktı. Hiçbir anlamı olmayacaktı. O yüzden şimdilik böyle boyadım. Hoşuma gitti. Ama bir sürü renk geçişi var saçımda. Bakın şurası başka bir renk. Sarının üstü. Burası başka bir renk. Şuralar benim kendi bebeklik saçım. Yani bayağı bir şey var. Bu arada şuradaki sivilceme bakar mısınız? Ya ne kadar kocaman çıkmış. Neyse arkadaşlar, umarım sıkılmamışsınızdır. Buraya kadar izlediğiniz için, izlediyseniz çok sevindim. Teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çekiliş hakkında da çekilişi yapacağım. Bu aralar dışarı çıkamıyorum. O yüzden çekilişi yapacağım. Ama bundan sonra çekilişleri videonun altına sürekli yazan kişilere göndereceğim direkt. Çünkü çekiliş için abone olup sonra çıkıyorlar. Ve bu bizim birazcık çekiliş yapanların ağırına gidiyor. Çünkü sonuçta bir emek veriyoruz. Bir şeyler paylaşıyoruz ki ben bir sürü 8 bin, 9 bin, 10 bin hesaplı kişilerin çekiliş yapmadığını görüyorum. Ve takip edilen ve abonelerin sayesinde belli bir seviye elde edip çekiliş yapmamak bana biraz garip geliyor. Hani bilmiyorum, belki kişilerin kendi takdirine kalmış ama ben çekiliş yapacağım. Kanal 1,5 olunca da yapacağım. 2 olunca da yapacağım. 2,5 olunca da kafama estiği her an yapacağım. Ama dediğim gibi yorumlarda sürekli yorum yazan kişilere vermeyi düşünüyorum. Çünkü çıkar olmaması gerekiyor ilişkilerimizde. Yani anlaşılmışımdır.
Bundan sonraki çekilişleri yani sürekli yorum yazan kişilere göndermek istiyorum. Çünkü onlar da bir emek veriyor. Benim emeğimin karşılığını onlar da bana karşı gösteriyor. Bir geri bildirim oluyor. Öyle çok konuştum değil mi? Neyse gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.